zaman Filistin'de bir hadise meydana gelse, bir baskın, bir katliam haberi gelse ve biz de bunu ne zaman savunsak, ne zaman bunu savunmaya geçsek, hemen bir takım kesimler, onlar işte Osmanlı'yı arkadan hançerlemişti, onlar ihanet etmişti ve vaktiyle orada toprak sattıkları için oh olsun. Yani şimdi bu şekilde bir kampanya giderek bu yayılıyor. Şimdi bu çok mantıksız ve gayri ahlaki bir düşünme tarzı. Bu gayri ahlaki düşünme tarzına Türk milleti gibi o toprakları 400 yıl barış içinde yönetmiş bir milletin evlatlarının diline bunun düşmüş olması daha büyük bir acı kaynağı oluyor benim için. Şimdi birincisi, dedeni eğer böyle bir şey yapılmış olsa bile dedenin günahı toruna, çocuğuna geçmez. Suç şahsidir. Eğer birisi bir cinayet işlemişse onun torunları, çocukları, sülalesi hep suçlu olacak diye bir şey yok. O şahıs suç işlemiş olan cezasını çeker, biter. Dolayısıyla bir kere geçmişte bir milletin bir hata yapmış olması, yapmış olsa bile onun bugünkü torunlarına bir suçlama sebebi olarak kullanılamaz. Kullanılmamalı. İkincisi, böyle bir suç da söz konusu değil. Bu neyi örtüyor? Aslında şimdi söylemler neyi anlattığından ziyade neyi örttüğüyle değerlendirilmeli. Çünkü söylenen şey aslında bir başka gerçeğin üzerine örtmek için bir şal olarak kullanılmakta. O şal neyi örtüyor? Bunu ortaya çıkartmak önemli. O da şu, gerçekte toprak satma olayı çok cüzi miktarda, yani bütün Filistin topraklarının %0.9'u kadar bir şey, çeşitli sebeplerle toprak satmış olabilir, bir zorda kalmıştır, bilmem nedir, şudur budur. Bu %0.9 gündeme getirilip %99.1 gasp yoluyla, şiddet yoluyla, vahşet yoluyla, köyleri yakarak, insanları katlederek, efendim Deir Yasin katliamını hatırlayalım ya da 531 köyün 1948'de nasıl boşaltıldığını, 24 saat içinde boşaltacaksınız, boşaltmazsanız hepinizi kurşuna dizeceğiz. Böylece bu insanların ve bugün dünyada 10-11 milyon Filistinli var. Bunlar niye gitti? Topraklarını satıp da kaçtıkları için mi bugün diasporada bunlar yaşıyor? Lübnan'da, Suriye'de, Mısır'da, Ürdün'de. Niye bunlar dışarıda? Filistin'de 4 milyon, dışarıda yaklaşık 7 milyon Filistinli var. Bunların herhangi birisine sorsanız, vatanınıza mı dönmek istersiniz, dışarıda mı yaşamak istersiniz? Hiçbirisi tereddütsüz bunun aksini söylemeyecektir. Vatanlarına dönmek isteyecektir. Eğer bunlar toprak satmış olsaydı, nereye döneceklerdi, nereye dönmek isteyeceklerdi? Bu bir suçluluk psikolojisi içermeyecek miydi bu? Söylememiz gereken argüman, birincisi ahlaki olarak ve mantıklı olarak, ahlaki olarak böyle bir şeyi söylenemez. Dedenin suçu toruna atılamaz. İkincisi, burada gerçekte İsrail'in işgal ederek, hatta işgal etmek yerine katliamlar yaparak binlerce köyü, şehirleri, şehirde yaşayanları, buradan gideceksiniz. Kimisi işte Ürdün'e kaçtı, kimisi bilmem Suriye'ye kaçtı, Lübnan'a kaçtı, bilmem Mısır'a kaçtı. Bu milyonlarca insanın neden yurtlarını terk ettiklerinin mantıklı bir açıklamasını yapmak gerekir. Bu mantıklı açıklama tamamen İsrail Devleti'nin bugün Gazze'deki o 2 milyon insanı nasıl Mısır'a yahut başka bir yere, denize dökmek dahil yok etmek istiyorlarsa, diğer Filistinleri de aynı yöntemlerle ve aynı mantıkla exterminate, yani onları tamamen temizlemek üzerine kuruldu bir devlet politikasıydı. Sen şimdi bunu görmeyeceksin. 70 yıldır yapılan belki 1 milyon insanın katledilmesi, yaralanması, bebekleri varıncaya kadar öldürülmesi, bunları hiç gündeme getirmeyeceksin. Kahrolsun İsrail demeyeceksin. Ama kalkıp da orada efendim toprak satı, yani toprak satma olayının ötesinde bir işgal var. Tehcir, tehcir diye Ermenilerle ilgili bizim üzerimize bu kadar gelenler niçin milyonlarca
Filistinlinin tehcir edildiğini, onların topraklarında yaşayamaz hale getirildiğini ve yüz binlerce Filistinlinin bu süreç içerisinde nasıl yok edildiğini ve bütün dünyanın kameraları önünde bunların yaşandığını neden gündeme getirmiyorlar? İşte burada ahlaksızlık iki katına çıkıyor. Çünkü bir İsrail'in yaptığı ahlaksızlık, bir de bu ahlaksızlığı yansıtmayan veya ters yansıtan. Hala görüyorsunuz medyada ne oluyor? İsrailler terör kurbanı, Filistinler öldü. Gazze'de öyle kişiler ölüyor. Fakat İsrailler terör kurbanı olarak yansıtılıyor. Bunu da dünyanın en ünlü BBC falan gibi ajansları yapıyor. Demek ki olay hiç de öyle küçük işte toprak sattı falan filan meselesi değil. Burada bir halkın topraklarından tamamen temizlenmesi operasyonu. Bunu da zaten 47, 49, 67 ve 2020'lerdeki Filistin haritasına baktığımızda nasıl büyük bir titizlikle temizlik harekatının, cleansing harekatının adım adım yürütüldüğünü görüyoruz ki bugün Gazze'de yapılmakta olan ve yapılacak olan da bunun bir göstergesi. Onun için lütfen böyle ifadeler kullanmayalım. Ve bu ifadelerin gerçekte İsrail'in eşkıyalığını, İsrail'in zulmünü örten bir perde olduğunu, bir şal olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım.